Doktorlarla konuştum. Yürüyebilmen için ameliyat olman gerekiyor. Hı hı. Ayrıntılı anlatır doktorlar. Ama omurilikle ilgili bir sorunmuş. Sinir sıkışması gibi. Tamam. Olurum. Senin eskisi gibi yürümek isterim Moran. Büyüdüğünde Bedira'nın peşinde koşmak isterim. Ben de böyle düşüneceğini biliyordum. Başka? Bir şey daha var. Birlikte karar vermemiz gereken. Söyle hayatım. Gördüğün gibi bugün kararları çok hızlı veriyorum. Hamilesin. Şaka yapıyorsun. Doktorlar söyledi. Bu çok güzel Bora. İkinci bebek geliyor. Yeniden anne olacağım. Bedira'nın bir kardeşi olacak. Yaşlanıyoruz mu ne hayatım? Sıla. Gerçekten de sürpriz oldu ama. Bu kadar nasıl sabredebildin? Şaşırdım. Ameliyat olabilmen için bebeğin alınması gerekiyor. Bu kararı vermemiz lazım. Duydun mu beni Sıla? Sıla? Yapamam bunu Boran. Bunu benden isteme. Kimse istemesin bunu benden. Çocuğumu veremem. Kucağıma almak istiyorum. Onu aldıramam Boran. Seninle yürümek de istemiyorum. Yemin ederim ben onlara böyle de bakarım. Yemin ederim. Lütfen. Onları böyle de severim. Kimse istemesin. Bunu yapamam. Çocuğumu veremem Bora. Çocuğumu veremem. Ana, ne olacak bu böyle? Kızım bilmiyorum ki. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelir miydi ki Celil'im? Deme öyle hemen. Yani bir kere yanılıp şaşırdı diye. Fabrika olayından başka bir şeyini görmedik. Görmedik değil mi? Ya görmeye görmedik de. Nurin. Ya acaba Sıla'nın derdinden mi fark edemedik? Yok artık. Öyle bir şey olsa bilirdik. Yani şimdi hani her şey arka arkaya geldi ya, bu ondan böyle oldu. Şimdi her şey düzeliyor inşallah. O da düzelir. İnşallah yavrum, inşallah. Abimden bir haber yok değil mi? Sıla'ya söylemiştir hamile olduğunu. Bilemiyorum ki Narin. Söylese haber gelirdi. Üf, ya zaten ne olacak diye düşünmekten yüreğim daralıyor. Kızma ne olur. Böyle bir şey yapamam. Biliyorum. Bu kararı vermek çok zor. Kendim için, senin için. Ama birisi dünyaya gelmeye çalışırken sırf kendi hayatım için onu engellemek hiç kolay değil. İnan bana. Benim düşündüğüm de sensin sevgilim. Senin hayatın benim için çok önemli.
en büyük haksızlığı da sana yapıyorum galiba. Bir anlaşmayı bozuyorum. Artık yanında yürüyecek bir eşim bile olmayacak. Ne söylesen haklısın. Ama kendimi senin yerine koyuyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Ben seni anlıyorum Sıla. Benim söylediğim kendin için. Senin hayatın için. Seni o kadar seviyorum ki. Burada hiç kımıldamadan yatsam da senin yanımda olman, bana bakman, gülümsemen, benimle konuşman, çocuklarımızla bir arada olmamız yeter bana. Ama bu duruma katlanmak zorunda bırakmak istemiyorum seni. Eğer bu evliliği devam ettirmek istemezsen seni anlarım. Ama yine de severim. Çünkü sana olan sevgim hiçbir koşula bağlı değil. Ben hayatım boyunca ölene kadar, hatta öldükten sonra bile bir tek kadını seveceğim Sıla. Benim bir tek aşkım olacak. Bir tek sevgilim. Bir tek karım. Çocuklarımın tek annesi. O kadın hiç konuşmasa da, hiç yürümese de, hiç görmese de varlığı bana yeter. Başkasına ihtiyacım yok. O kadının verdiği her karar benim de kararımdır. O kadın sevinince ben de sevinirim. Üzülünce üzülürüm. O kadın da bilsin ki milyonlarca yıl dünya nasıl aydan gözünü alamıyorsa bu adam da o kadından son nefesine kadar gözünü alamayacak. Her gün, her gece sev beni. Bütün dünya tanıklık etsin ki Sıla Boran'a deli gibi aşık. Onsuz yapamıyor. Seni buraya neden çağırdığımı anlamışsındır herhalde. Yok ağam, bilemedim. Fark etmedim mi kusur işlediysem? Yok yok, senin bir kusurun yok. Ama Zinar Ağa'nın kusuru ortada. Töreye aykırı kararlar alır. Kızın boşansın ister. Bu durum senin boynunu bükmez mi? Haklısın ağam. Olacak iş değildir. Ben de uzun zamandır sıkıntısını yaşarım. Başta Zinar Ağa'm var diye... Zinar Ağa'nız artık her şeye göz yumar olmuş. Aşirette kimin ne yaptığıyla, ne ettiğiyle ilgilenmiyor. Kendi oğluyla kızına bile karıştığı yok. Peki ne olacak şimdi? Ümmü kızımız boşanınca nereye sığınacak? Baba evine dönmeyecek herhal. Olur mu öyle şey ağam? Herkes biliyor ki gelinliğiyle giden kız kefeniyle döner. Bir baba babalığını yapmalı. Haddini bildirmeli. Tekrar geçmiş olsun kızım. Tez vakitte toparlanır, evine dönersin inşallah. İnşallah, sağ olun. Boran, gitmeden bir iki diyeceğim olacak sana. Tabii amca, buyur. Biz dışarı çıkalım. Gelin kızımızı fazla yormayalım. Hadi, tez iyileş. Hayırdır amca? Bir sorun mu var? Okul meselesini duydum. Bir de işin aslını sana sormak istedim. Ali Ağa kendince intikam alıyor. Köylüyü tembihlemiş. Çocuklarınızı göndermeyin diyormuş okula. Ben Ali Ağa ile konuştum. Doğru mu bilmem, bir ilgim yok diyor. Burhan, işin altında başka bir şey olmasın? Şimdilik bildiğim bu kadar. Ama araştıracağım. Okul için Sıla da ben de çok uğraştık. Peşini bırakmayacağım. Sen hepimizin hakkında hayırlısı neyse onu göster bize ya Rabbim. Sılama, Celile, daha müşkül durumda kim varsa hepsine sağlık sıhhat ver ya Rabbim. Boran, hoş geldin yavrum, buyur. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar. Yalnız mısın? Yok mu kimse? Narin içeride Yaren'i uyutuyor. Celil de kahveye kadar gitti. Dur, hemen telefon edeyim, gelir. Yok anne. Arama.
Öyle eve giderken uğrayayım dedim. Fazla kalmayacağım. Sen bilirsin yavrum. Buyur geç. Nasıl Sıla? İyi, dinleniyor. Hayati tehlikesi yok. Konuşabildiniz. Konuştuk. Aldırmak istemiyor bebeği. Bak, korktuğum başıma geldi. Bütün gün içim içime sığmadıydı. Bak demek bundanmış. Sılam aklına bir şey koydu mu? Daha mümkün değil geri dönmez. Bu huyunu hem severim hem de korkarım. Bak şimdi gene korkuyorum Burhan. Ne edeceğiz oğlum? Tekrar yürüyebilmesi için ameliyat olması şart. Biliyorum. Şimdi aklında karnındaki bebesinden başka bir şey düşündüğü yok. Ama daha çok genç. Önünde çok uzun bir hayat var. Senin de var. Çocukların da. Nasıl olacak bu Burhan? Bedirhan'la koşup oynamak isteyecek. Senden gezmek isteyecek. E çocuklar analarını isteyecek. Nasıl olacak? Asılım. Ah be yavrum. O da biliyor anne. Bütün bunları biliyor. Tekerlekli sandalyede bile olsa bakabilirim. Kucağımda büyütürüm diyor. Bilmiyorum. İstersen bir de sen konuş. Olur yavrum. Konuşurum. Anneni özlüyorsun. Eve gelmesini, seni kucağına almasını, ninni söylemesini, uyutmasını, kokusunu. Ama galiba sabredeceğiz biraz. Beklememiz gerekecek. Sen şimdi daha çok küçüksün. Neler olup bittiğini anlayamıyorsun. İyi ki de anlamıyorsun. Çok şanslısın. Keşke ben de senin gibi olabilsem. Senin gibi küçük bir çocuk olsam. Henüz hiçbir şeyden habersiz. Neler olup bittiğini anlamaya çalışsam. Ama tam da anlayamasam. Çok garip değil mi? Sen büyümek istiyorsun. Bir gecede büyümek. Bense küçülmek. Senin gibi olmak. Bilmek, her şeyi anlamak. Bazen çok acıtıyor. Annenin acı çektiğini bilmek çok kötü Bedirhan. Aslında sana güzel şeylerden bahsetmek isterim. Büyüyeceksin, okula gideceksin. Aşık olacaksın, acı çekeceksin. Sonra tekrar sevineceksin. Sonra bir bakacaksın ki büyümüşsün. Büyüdüğün için çok mutlu olacaksın. Sana bunlardan söz etmem gerekiyor. Güzel şeylerden. Seni mutlu edecek şeylerden. Ne yapalım? Masal mı anlatayım? İstersen bu akşam bir değişiklik yapalım ha? Şiir okumamı ister misin? He Bedirhan? Belki hoşlanırsın. Annen gibi. Sen de hoşlanırsın belki. Bir dinle bakalım. Belli mi olur? Sen de sevebilirsin. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadın ama. Gül yanakta bebesine emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil. Ne de ak örtüde elmaların, ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolaşan kırmızı balığınkini. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?
Hissediyor musunuz? Hayır. Peki şimdi? Hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam, bugünlük bu kadar yeter. Şimdilik dinlenin. Selam. Anne. Ay, kusura bakmayın doktor bey. Ben yalnız sandaydım da. Önemli değil. Zaten bitirmiştik muayeneyi. Tamam. Geçmiş olsun. Kusur. Hoş geldin. Sıla kararlı. Bebekten vazgeçmek istemiyor. Yürüyemeyecek olması umurunda değil. Ona da hak vermek lazım. Canından bir parça sonuçta. Vazgeçmek kolay mı? Değil, biliyorum. Ben de yaşıyorum aynı çelişkiyi. O anaysa ben de babayım. Evladından vazgeçmek istemem. Ama Sıla'nın sağlığını da görmezden gelemem abay. Ona zarar verecek hiçbir şeye müsaade edemem. Sıla'm. Ana olmak nedir ben bilmem mi? Bu bebe senin için şimdi ne kadar kıymetliyse, sen de benim için o kadar kıymetlisin. Tırnağına bir zarar gelse, benim canım acır. Seni sağlığına kavuşmuş, ayakta görmek isterim. Ama bu durum senin sağlığını tehlikeye sokacak be yavrum. Boşuna söylüyorsun anne. Bir daha bu yataktan kalkamayacağımı da bilsem, kararım değişmeyecek. Bebeğime bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Kararı kesinse, Sıla'ya destek olmaktan başka yapılabilecek hiçbir şey yok. Ben her zaman destek olmaya hazırım. Tek kaygım, Sıla üzülmesin. Kızım, şimdi böyle diyorsun ama eksik olmak, mahrum olmak ne demek? Yaşamadın ki hiç. Ya bir gün pişman olursan, ya bunun eksikliğini hissedersen, ne yapacaksın o zaman? Anne, Orhan'la da konuştum. O da kararıma saygı duyuyor. Görürsün pişman olmayacağım. Bebeğimi doğurayım, onu bir görün, kucağınıza alın. İyi ki kıymamışsın diyeceksin bana. Eminim. Peki kızım, peki. Nasıl istiyorsan öyle yap. Hoş gelmişsin baba. Çay kahve ne getireyim, ne içersin? Ya da açsan yemek getireyim. Yok, istemem bir şey. Çok kalmayacağım zaten. Diyeceğim bir çift lafım var. Onu söyleyip gideceğim. Hayrola baba. Kötü bir şey yoktur inşallah. Kocandan boşanacağını duydum. He. Biz zaten Dilaver'le kardeş gibiyiz. Hem şimdi hayatında başkası da var. Böylesi bizim için daha hayırlı olacak. Peki bizim için olacak mı? Hiç düşündün mü bunun sonu nereye gider? Kim ne der? Zinar Ağam'ın rızası vardır baba. Ya benim? Benim rızamı aldın mı? Ben olur dedim mi? Uygun gördün mü? Ben sandım ki sen de karşı çıkmazsın. Burada töre hükümlerini Zinar Ağa koymadı ki o kaldırsın. Bu iş olamaz. Baba böyle yaşamak daha zor. Bu iş olmayacak. Eğer benden habersiz yaparsan, seni evlatlıktan reddederim. Anladın mı? Reddederim. Bunu böyle bilesin. Baba bu çok ağır bir şey. Ona göre karar vereceksin. Ben namusuma halel getirtmem. Reddederim. Tam her şey yoluna girdi derken, sağ ol kardeşim. Şimdi Ali Ağa çıktı başımıza. Kim ki bu Ali Ağa? Yani herkes sözünü dinlediğine göre önemli biri olmalı. He, köylü için öyle, evet. Şıh şıh.
Yani Şıh derken yaşını başına almış, görmüş, geçirmiş. Her şeyin doğrusunu bilir. Sanıyoruz ama öyle değil işte. Bildikleri yanılmasını engellemiyor. Biz de her şeyi biliyor diye takılmışız, peşine gidiyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim Ceren. Burada ne oluyorsa biz kendi kendimize yapıyoruz. Tamam da bu durumu aşmak yine sizin elinizde. Öyle. Öyle de insanlar yıllarca buna alışmış. Bu kadar çabuk değişmelerini bekleyemezsin. Alışkanlık. Avukat hanım. Eğer sen benim hayatıma girmeseydin, ben de bu kadar çabuk değişemezdim. İltifat ediyorsun. Yok. Ben iltifat etmeyi beceremem. Neyse o. Hadi. Afiyet olsun. Efendim? Celil Efendi, ben Mehmet. Fabrikadan. Tanıdın mı? Ya tanımam mı? Mehmet, buyur, bir emrin mi vardı? Sana bir mektup geldi. Gönderen Zeynep Yıldırım diyor üzerinden. Şu seni dolandıran adam herhal. He, ta kendisi. Ne diyor? Vallahi bilmem ki, mektup senin açmadım. Ha, iyi peki. Otursun, ben hemen geliyorum şimdi. Ne diyorsun sen Celil Efendi? Ya tamam, o bir çay isim, ben 10 dakika sonra oradayım, tamam mı? Allah Allah, tamam. Nereye Celil, öyle ayaklandın birden? Ya bir asker arkadaşım vardı, sürpriz yapıp gelmiş dedi, beni kahvede bekliyormuş ha. Ne zaman gelirsin? Niye, benimle bir işiniz mi vardı? Yok, sordum öyle. Yok, fazla gecikmem yani, ama bir şey olursa haber verin, tamam mı? Tamam. Day. Ya Nadin, aklım çıkıyor ya başına bir iş gelecek diye. Böyle yarım aklıyla sokaklarda bir başına. Yok anam, o kadar da değil. Hem herkesin bildiği, tanıdığı adam. Severler babamı, kollarlar. İnşallah. İnşallah. Ayşe, hazırsanız gidelim. Hüseyin, paşama mama hazırlıyorum. Az beklersin değil mi? Beklerim tabii. Ayşe, senin en sevdiğin gün hangisi? Yani uğurlu günün. Bu sorun nereden çıktı Hüseyin? Ya diyorum ki düğün günü o gün olsun. Yani düğünümüz. 29 Şubat'ta ha Hüseyin, olur mu? Olmaz mı? Hem de çok iyi olur. 29 Şubat. 29 Şubat zaten çok güzel bir gündür. Yani uğurlu gündür. Neyse, ben hemen anneme söyleyeyim de hazırlıklara başlasın. Zaten şimdi seni istemeye geleceğiz. Ondan sonra kına var. Ondan sonra nişan var. Yani ancak. He ya. Annen hazırlıklara başlasın. 29 Şubat'ı Hüseyin. He. Ayşe. Ya şimdi sen he dedin değil. He dedim Hüseyin. Şimdi gönlün oldu değil mi? Ben hemen anama söylüyorum. Ayşe ya, sen bir tanesin ha. Hadi Hüseyin, çıkalım. Ben annene söyleyeyim. Hadi mamayı da alalım. Tamam. Hadi Hüseyin. Elim sende. Bak almayın ağam. Adın ne senin? Mehmet. Biraz zamanın var mı senin Mehmet? Konuşalım seninle. Olur ağam. Hadi gel benimle. Biraz dolaşalım. Mehmet, kaç gündür okula gelmeyen bir sürü arkadaşım var. Sen biliyor musun niye gelmiyorlar? Bilmem ağam. Bizim sınıfta Barış vardı, sınıfın en çalışkanı. O da gelmiyor artık. Evden kaçıp okula gelmişti bir kere. Babası gelip dövmüştü, bir daha okula gitmeyeceğim diye. Benim anam babam da okula gelmediğim zaman bana kızıyorlar. Sen okuldan mı kaçıyorsun? Yok ağam, iki kere hastalanmıştım, gelemedim. Ya hani nerede şu zar? Fabrikaya göndermiş. Bizim çocuklar da yanlış geldi zannetmişler. Ben de senin ismini görünce aldım. Ya şu Zeynel ne adam ya. Vallahi ya, borcuna karşılık senet göndermiş. Biz de boşu boşuna günahını aldık ya. Tahminde bulunacağına açıp baksana Celil Efendi. Hakka doğru söylüyorsun ha. Heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum ki? Merhaba Celil Efendi. Duydum ki
Beni etraftan sorup soruşturmuşsun. Ta kulağıma kadar geldi. Üzüldüm senin için. O nedenle bu mektubu yazıp seni meraktan kurtarayım dedim. Demem o ki, beni boşuna arama. Bulmam mümkün değil. Kötü bir haberim var Celle Efendi. Beni boşuna arama. Bulman da mümkün değil. Şu an yurt dışındayım. İngiltere'ye dayımın yanına geldim. Senin parayla da dayımın açtığı dükkana ortak oldum. İşler de çok güzel. Allah'a şükür. Yani tekrar karşılaşmamızın mümkünü yok artık. Sen de unut bana verdiğin parayı. Boşuna üzülme. Helal et gitsin Zeynep. Hayırdır Celle Efendi? Kötü bir haber mi aldın? Burada olmaktan çok sıkıldım Narin. Neler oluyor evde çok merak ediyorum. Annemler, Ayşe, Emir. Çok özledim her şeyin içinde olmayı. Aşk olsun. Düşündüğün şeye bak. Ben şimdi sırayla özet geçerim hepsini. Sen sor. Hangisinden başlayayım? Ayşe. Ha. Bak. Her şey değişir. Bir onlar değişmiyor ha. Ayşe kaçıyor, Hüseyin kovalıyor peşi sıra. Bakalım ne zaman bitecek bu kovalamaca. Bizimkiler peki? Bedar Hanım azıcık huysuzlanıyor bu ara babama. Ama bir şey olduğundan değil. Öyle sıkıntıdan işte. Feride? Ya Feride. Garibim neredeyse okulda sabahlayacak. Herkes Zeynep daha çok gidiyor okula. Şimdi okulda öğrenci azalınca... Niye gelmiyor öğrenciler? Bir sorun mu var? Ya yok. Şeyden... Hani aşı haftası ya... Ondan izinli hepsi. Yani birazı. Yalan söylüyorsun Narin. Sen bir iyi yok. Ondan sonra konuşuruz. Ben iyiyim. Ali abi laf atmış ortaya. Ondan veliler göndermiyorlar öğrencileri. Ama sen merak etme. Abim çözecek inşallah. Tüm velilere teker teker ulaşacaksın Şivan. Adres, telefon listelerini müdürden al. Başsın ağam. İki saat sonra burada olsunlar. Hepsiyle görüşmek istiyorum. Bak oğlum, ben de senin gibiyim artık. Ama olsun. Hayatımızda değişen hiçbir şey olmayacak, değil mi? Yine oyunları oynayacağız oğlumla, gezmeye gideceğiz. Şimdi ben seni gezdireceğim. Büyüyünce sen beni gezdireceksin. Hı? Oyunlar mı oynuyormuş anne? Aferin sana. Aferin. Ha. Ha. Aferin. Ha. Hoppa. Yalnız atölyeden eksik göndermişler malzemeyi. Telefon açayım lan eve. Göndersinler oldu. Zahmet olmayacaksa bir isteğim olacak senden. İstersin istersin de geç otur bakalım ilk önce. Bir soluklan önden sonra. Yok ben hemen söylesem. He? Söyle bakalım neymiş derdin? Özel bir şey ağam. Yani güzel olacak tabii ki de. Her şey Ayşem'in istediği şekilde yani. Yani ya ona yakışacak bir şey. Anladım anladım. Hediye? Yok yüzük. Şimdi Ayşe benimle evlenmeyi kabul etti. Biz Allah'ın emriyle istemeye gideceğiz. Güzel güzel. İstemeye gideceksiniz öyle mi? He ağam. Yalnız ne zaman istiyorsun bu yüzüğü? Hemen bugün deme de. Vallahi ağam hemen bugün. Sen ne yaptın Hüseyin? Şimdi yüzük dediğin aynı gün olur mu? Yani şimdi özel bir şey istiyorsan zaten bir iki hafta kesin bekleyeceksin. Etme ağam kurban olam. Yani daha erken bir vakitte olsun. Eşim sözlü nişanlı derken Şubat'a ne kadar kaldı ki? E hem ben düğünü nasıl yetiştireceğim? Vay vay vay. Demek düğün tarihi de aldınız öyle mi? He ağam. Ayşe seçti. Uğurlu günmüş 29 Şubat. İşte biz de hayırlısıyla 29 Şubat'ta düğünümüzü yapacağız. Ne gün dedin sen Hüseyin? 29 Şubat. Yani Şubat'ın 29'u. Yani o gün yapacağız. Anladım. Bence sen
Hiç acele etme Hüseyin. Niye ağam? Daha erken olması gerekiyor işte. Yani ancak hani anlattım. Şimdi 4 ay dedin çabuk geçer. He. Ama 4 yıl öyle pek çabuk geçmez. Hani 29 Şubat 4 yılda bir geliyor ya. Ondan söylüyorum yani. Ağam ben bitmişim. Yahu Ayşe şimdi sen yaptığın bu iştir. 4 ay, 29 Şubat. İstersen sen şimdi geç bir otur Hüseyin. 29 şimdi 4 yıl. Şimdi 3 yıl yap. Hüseyin bir bardak su istersin. Rabia Hüseyin'e su getirin. Ben geldim. Hoş geldin. Dilaver yok mu? Yok. Onun biraz işi vardı. Onları hallederken ben de seni göreyim dedim. Gel buyur otur şöyle. Ne getireyim sana? Çay kahve? Yok bir şey almayayım şimdi. Hadi gel sen de otur. Olur mu? Söyle bir şey getireyim. Yok istemiyorum şimdi. Bugün çok karıştırdım. Sonra belki. Ne oldu Ümmü? Bir şey yok. Üzülmüşsün belli. Elimden gelen, yapabileceğim bir şey olursa çekinmeden söyle lütfen. Sağ ol. Aslında olmuş bir şey yok. Hani bazen tanıdığını, bildiğini sandığın insanlar seni yanıltır. Hiç beklemediğin bir şey yaparlar. Hani başkası yapsa hiç umrunda olmaz. Ama öyle biri yapar ki dünya başına yıkılmış sanırsın. Anladım ne demek istediğini. Kim olduğunu bilmiyorum ama biri seni çok üzmüş. En azından verdiğin değeri artık hak etmediğini biliyorsun. Bilmiyorum. O kişi baban olunca ne düşüneceğini bilmiyorsun. Dilaver'le boşanırsan seni evlatlıktan reddederim diyor. Her şeye, herkese karıştıkları yetmedi. Sıra geldi çocuklara. Abim de çok üzüldü. Her şeyin eğitimle, okumakla değişeceğini biliyoruz Narin. Şimdi buna da engel olmaya çalışıyorlar. Ben okula gitmek istiyorum. Sıla. Öyle senin benim gitmemle hallolacak iş değil bu. Hem abim uğraşıyor işte. Abay da yardım ediyor. Kim ne yaparsa yapsın her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğimizi bilmeliler görmeliler Narin. Ne yapıyorsunuz bakalım? Tam zamanında geldim Boran. Senden bir şey isteyecektim. Biliyorum ne isteyeceğini. Buradan sıkıldın bahçede dolaşmak istiyorsun değil mi? Hayır. Beni okula götürmeni istiyorum. Hiç boşuna uğraşma abi. Sıla biliyor olanları. Ağzımdan kaçırdım. Ya Ayşe. Ya başka uğurlu bir günün yok senin. O zaman halletsek bu işi. Hüseyin uğurlu bir gün dedin işte. Kaç tane olacak bir tane? Onu da söyledim sana. Ya tamam uğurlu ama yani sen de öyle bir gün söyledin ki bekle de gelsin. 4 yılda 1. 4 hem de yıl. Severim öyle nadide günleri. Ya tamam sev. Ben bir şey demiyorum ki. Ama hani o kadar beklemeyelim. Yazık, günah. Neye yazık günah Hüseyin? Bana. Yani sana da. Ya diyeceğim o ki birlikte geçireceğimiz o 4 yılı ayrı geçirmeyelim bir gün için. He. Yani uğursuz bir günde mi evlenelim ha Hüseyin? Yok yok uğursuz olmasın. Uğursuz olmasın ama yani o kadar da çok da uğurlu da olmasın. Hani o kadar bekleyeceksek. Hüseyin kararım kesin. 29 Şubat'ta tamam mı? Hı?
Celil. Açsın. Bir şeyler hazırlayayım sana. Sağ ol ben de aç değilim. Ya o akşama da yemek yapmak lazım. Ben bir türlü karar veremedim ki ne pişireyim. Vardır senin canın istediği bir şey, onu pişireyim sana. Sağ ol Bedar. Çocuklara sor, tamam mı? Tamam. Ben sana en iyisi güzel bir yorgunluk kahvesi pişireyim. Karşılıklı oturur içeriz. Ya beni çileden çıkarma Bedar ya. Bir şey istemiyorum ha. Ne kahve ne yemek, bir şey istemiyorum ya. Gelme üstüme Allah için ya. Celil, bir doktora gitsek mi anam ha? Ya ne doktor ya? Kafayı mı oynattınız ya? Ne oldu size ya? Haliyle sıkıldım biraz Celil. Sıla'mın durumu filan. Sen benim kusuruma bakma anam. Ya adam İngiltere'ye kaçmış gitmiş. Sen diyorsun ki kahveydi, yemekti. Bana kafayı oynattırdınız ya. Yeter artık ya. Deli ettiniz beni ya. Allah için düşün yakımdan ya. Allah Allah. İyi ki geldik Boran. Çok özlemişim. Yorulacaksın diye gelmeni istemedim. Daha sonra... Hayır. Burada bir sorun varsa benim de gelmem gerekiyor. Bak, kapıda kimin ismi yazıyor? Boran Ağa bütün velileri okula toplamış bugün. Teker teker hepsiyle konuşmak istemiş. Netice? Netice kimse gitmemiş tabii. Birkaç kendini bilmez dışında. Öyle kolay değil. Gereken ikazda bulunmuşuz herkese. Başlarına gelecek belli. Cesaret edemezler sözüne karşı gelmeye. Güzel. Boran'a anlasın bakalım aşiret üstündeki gücünü. Bu da başlangıç. Biraz sabretsin. Neler görecek. Ümmü yüzen şey babasının tavrı. Yoksa babası onu sahiplenmese de hayatını devam ettirebilir zaten. Öyle tabii. Neticede babam da ben de elimizi üzerinden çekecek değiliz. Ümmü abimin karısıdır. Ve bunu hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama işte sevdiği, güvendiği birinin ona sırtını dönmüş olması ağır gelmiş haklı olarak. Yoksa boşanmaktan vazgeçecek değil. Değil mi? Ana, Sıla'nın selamı var herkese. Daha iyi gördüm bugün maşallah, toparlanıyor. Çok şükür yavrum, çok şükür. Sana ne oldu gene? Canın sıkıldı. Ne olacak kızım işte? Bildiğin dertler. Babam gelmedi hala. Geldi. Ama hemen gitti sonra. Ana, bak bir şey olmuş benden saklıyorsun ha. Narin, kızım babanın kafası iyice bozulmuş. Nasıl? İpe sapa gelmez konuşuyor. İngiltere'ye kaçmış şerefsiz dede. Kim kaçmış İngiltere? Ben ne bileyim. Esiyor konuşuyor işte, kafa yerinde değil ki. Ah Celil'im ah. Ya ne oldu sana be anam? İngiltere nereden çıkmış? Bilmem. Şimdi bu geldi eve, yüzü bir karış. Ağzını bıçak açmıyor. Böyle konuşturayım, neşelendireyim dedim. Sana bir kahve yapayım dedim. Bir celallendi, çıktı gitti bir şimdi. Ya bana sanki babamı hiç bilmiyorsun ha. O öyle birden parlayıverir, saman alevi gibi. Sonra kendi de üzülür yaptığını. Kızım iyi de, İngiltere'ye kaçmış şerefsiz dedi diyorum ya. Ne kadar kızsa da hiç böyle abuk subuk konuşur senin baban. Öyle, bir de o var. He. Niye İngiltere acaba? Kafa yerinde değil ki. Bugün İngiltere'ye takmış. Yarın Suriye'ye takar. Öbür gün sana, bana. İşte Allah ne verdiyse. Allah Allah. İngiltere. He. Bu okul sizin çocuklarınız için yapıldı. Başkalarının sözünü dinlemeyin.
Ne pahasına olursa olsun bitecek bu okul. Sıla, ne işin var burada? İşçilerin gittiğini duydum. Ama merak etme, bu okulun bitmesine kimse engel olamayacak. Ağır gelmesin. Hallederim. Bu okulu kimse kapattıramaz. Canım, seni unutabildim mi? Yok. Yokluğuna alışabildim mi? Ama bir huzur vermiyorlar ki. Bilmezler ki ben yalnızca senin kadının olmak isterim. Sana sadık kalmak isterim. Yalnızca senin çocuklarına analık etmek isterim. Ama sen merak etme. Ben hep sana sadık kalacağım. Çocuklarını büyüteceğim. Onları sana layık birer evlat yapacağım. Ümmü. Kızım. Buyur baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur kızım. Seninle konuşalım biraz. Dilavar'la konuştuk. Baban gelmiş. Keşke bana da haber verseydin. Bilemedim ki baba ne yapacağım. Şaştım kaldım vallahi. Bak kızım. Senin çok emeğin geçti bize. Sadece Cihan'a kadın olmakla kalmadın. Anası öldü, geldin bana baktın. Her şeyimle ilgilendin. Hiçbir şeyim eksik olmadı. Dilaver'le de ilgilendin. Yediğiyle, içtiğiyle, giydiğiyle. Hala da bakmaktasın. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de benim her şeyim oldunuz. Kızım, sen Cihan'ımın yadigarısın. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Onu bil ki hep yanında olacağım. Sen gönlünü rahat tut. Senin istemediğini ben de istemem. Dilaver de. Karşına çıkan olursa karşısında beni bulur. Onu bil. Sağ ol. Allah seni başımızdan eksik etmesin.
Bulma. Cihan'a söyle. Seni merak etmesin hiç. Rahat uyusun. Bak kaç saat oldu evden çıkalı. Ne yapar? Nereye gider bunca saat bu adam? Ya dur. Duymuyor belki. Bir daha arayalım. Allah Allah. Ne oldu? Meşgule düştü şimdi. Ne oldu kızım? Hepten kapattı. Ya Narin. Ben çok merak ediyorum. Bu adamın başına bir şey gelmiş olmasın? Yok hanım, bir şey gelse başına telefonla falan uğraşmaz. Belli ki konuşmak istemedi. Ama en azından şimdi merak ettiğimizi biliyor. Dayanamaz, kalkar gelir o. Sen merak etme. İnşallah. Ya Narin. Ya şu İngiltere işinden bir dert açılırsa adamın başına? Ya ana, valla sen de bir hoşsun ha. Sen demedin sanki Esti gürledi gitti diye. He. Ben dedim. Ya kızım ne bileyim, benim de aklım gidip geliyor artık. Ya Rabbi sen beterinden koru. Şu kapıdan bir açsa girse içeri. Oğlum bir haber var mı? Sıla ne zaman gelecek? Yakında anne. Annenle geçen gün konuştuk. Sıla tez zamanda çıkar da hanemiz huzur bulur inşallah oğlum. İnşallah baba. Hayırlısıyla inşallah evine gelir. Hep beraber oluruz yine. Bütün eve kurşun döktüreceğim oğlum. Size söylemek istemedim ama artık bilmenizde yarar var. Ne oldu oğlum? Kötü bir şey mi var? Eğer bir mucize olmazsa Sıla tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kalacak. Oğlum bir umar yok mu? Doktorlar çare bulamamış mı? Ameliyat olması gerekiyor. Ama Sıla istemiyor. Çünkü hamile. Çocuğu doğurmak istiyor. Hamile mi? Hep öyle mi kalacak? Bilmiyoruz. Belki de ömrü boyunca tekerlekli sandalyede kalacak. Üzülmenizi istemedim ama durum bu. İyi geceler. Daha önce demiştim sana Kevser kadın. Çok yaşayınca acılar da artıyor. Bakalım ne zaman bitecek? Biz mi pes edeceğiz yoksa üzerimize gelen belalar mı? Anne? Bediran? Oğlum, ne kadar büyümüşsün. Çok güzel olmuşsun. Sen de anne, her zamanki gibi çok güzelsin. Gel otur. Derslerin nasıl? İyi. Baba? Babam da çok iyi anne. Biraz sonra o da gelecek. Biraz dışarı gidelim mi anne? Olur. Hadi getir sandalyeyi. Yürüyebilirsin anne. Yapamam oğlum, biliyorsun. Yürüyebilirsin anne, lütfen. Hadi. Bediran, yapamam oğlum, biliyorsun. Hadi anne, yapabilirsin. Hadi anne. Olmaz Bediran, hadi sandalyeye getir. Hadi anne, lütfen, yapabilirsin. Bediran. Yapabilirsin anne, lütfen. Vazgeçme anne, hadi. Yapamam. Biraz gayret göster anne. Ne olur anne. Yapamam. Hadi anne. Yapamam. Lütfen anne. Lütfen. Oğlum. Hadi biraz gayret göster. Anne dene lütfen. Bediran. Yürüyebilirsin anne lütfen. Hadi. Yapamam. Hadi anne.
Bedira. Bedira! Ne oldu, bir şeyiniz yok ya? Rüya gördüm sanırım. İyi misiniz? İyiyim. Oğlum. Ne kadar büyümüştü. Hissediyor musunuz? Galiba evet. Peki böyle? Aha. Sıla Hanım, kendinizi zorlamadan ayak parmaklarınızı oynatmayı dener misiniz? Bu harika bir gelişme. Hatta neredeyse mucize. Kahvaltı hazır değil mi? Dur, ben hazırlarım hemen. Yok, gerek yok. İstemiyorum. Hem hazırlanacağı kadar okula da geç kalacağım. İyi madem. Bugün okulda atıştırıver. İdare et. Ne yapalım? Öyle olacak. Mecburum. Babam nerede? O erkenden gitti yavrum. İşleri varmış. Dün gece geç gelmiş herhalde. Hiç görmedim ben onu. He ya, geç geldi. Ya son günlerde babama da bir şey oldu ha. Evde durduğu yok. Habire bir yere gidip geliyor. Ne işiyse artık. Sen karışma Sıpa. Sen okuluna git. Babana da abuk subuk konuşma ha. Bak, hele İngiltere hiç deme. Ne? İngiltere? Babam İngiltere'ye mi gidecek yoksa? Haydi, haydi. Sen okula. Daha kahvaltı yapacağım dersten önce. Ya anam niye İngiltere dedi? Ya oğlum, haydi paşam, haydi güzel yavrum. Sen okuluna git. Ben şaşkınlıktan ne dediğimi biliyor musun? Haydi. Yürü yürü. Çantan nerede? Haydi paşam, okuluna. Bilsin de üzülsün istemedim. Koş. Hadi güle güle. İyi dersler. Emir, dikkatli ol. Of. Hoş geldin. Sağ olasın Zinar ağa. Geç, otur. Beni sormuşsun. Kalktım geldim. Evet. Sana diyeceklerim var. Onun için rahatsız ettim seni. Estağfurullah. Buyur, de diyeceğini. Bilmektesin ki kızımız Ümmü ve Dilaver boşanmaktalar. Benim de rızamı almışlar. Ben bunu kabul etmem Zinar ağa. Onlar daha cahiller. Yolun başındalar. Neyin ne olduğunu bilmezler. Bize de düşen onları bu kararından caydırmaktır. Bilmelisin ki kızımız Ümmü ve Dilaver kendi selametleri için bu kararı almışlar. Ben kızım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu gayet iyi bilirim Zinnir ağa. Sen de bilirsin ki töremiz bunu gerektirir. Ali ağa şerh koymuştur. Bak. Seni sever sayarım. Ama şunu bilmelisin ki biz töreyi ve törenin gerektirdiklerini konuşmuyoruz. Çocuklarımızı konuşuyoruz. Zinnir ağa, en başında sen töre demedin mi? Rahmetli Cihan öldüğünde nikahlamadın mı Dilaver'le Ümmü'yü? Şimdi niye cayarsın? Niye yok dersin? Kabul etmeliyiz ki yanlış yaptık. Ama ne Ümmü ne de Dilaver bir ömür bunun günahını çeksin istemem. Gönlüm razı gelmez. Benim de kızımın namusuna leke gelmesine razı gelmez. Ölüm hükmüne razı gelmez. Ümmü senin olduğu kadar benim de kızımdır. Onun namusu benim namusumdur. Ümmü'nün canına kasteden karşısında beni bulur. Benim kararım katidir Zinar ağa. Eğer Ümmü boşansın, şart olsun onun evlatlıktan reddederim. Sen gene de iyi düşün. Hakkında konuştuğun Uğuz kızındır. Yine kararında ısrar edersen, bu andan itibaren Ümmü gelinim değil,
kızımdır. Çocukları da çocuğumuzdur. Yine bilesin ki o dakikadan itibaren hiç kimse benim kızıma, cesedimi çiğnemeden bir tek söz söyleyemez. Hüküm veremez. Anladın? Son sözün bu mudur Zınar Ağa? Evet. Başka diyeceğim yok. Hadi. Yolun açık olsun. Sizi boş yere umutlandırmak istemem. Ama bugün Sıla Hanım'ın ayak parmaklarını oynatabildiğini gördük. Yani bu ne demek oluyor? Az da olsa tekrar yürüyebilme ihtimali. Bu çok güzel. Bizim için çok önemli. Onu tekrar ayakta görebilmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Sadece bekleyeceksiniz. Tam olarak iyileşip iyileşmeyeceğini ancak zamanla anlayabiliriz. Şu anda net bir şey söylemek için henüz çok erken. Gidiş o gidiş ağam. Bütün gece eve gelmedi. Aramadık, yer koymadık. Telefonları da cevap vermiyor. Ne edeceğimi şaşırdım. Dur hele Bedar kadın, bir sakinleş. Nereye gidecek ki? Ah bilsem hanım ağam. Boran ağama da bir şey diyemedik. Başında bir sürü dert var zaten. Bir de bizle uğraşmasın dedim. O yüzden son bir umut sana geldim ağam. Merak etme Bedar kadın. Ben şimdi çocuklara haber salarım. Onlar arar bulur. Üzülme. Üzme kendini. Sağ olasın ağam. Aynı evin içindeyiz ama hiç karşılaşmıyoruz. Oğlum sana şimdi hesap mı vereceğim? Kırpo, değil. Ne dedim ki ben şimdi? Ulan yürü. Baba, konuşmanızı duydum. Sen hiç korkma kızım. Kim ne derse desin, gene de bildiğinden şaşma. Gönlünden nasıl geçiyorsa öyle yaşayacaksın. Ben her zaman yanımda. Hiç korkmuyorum. Sen öz babamı yapamadığını yaptın. Bana sahip çıktın. Yüzümü yere eğdirmedin. Beni bırakmadın. Yere de bırakmam kızım. Sana ve senin çocuklarına bakmak benim boynumun borcudur. Bunca yıldır kızım demişim sana. Boşuna mı? Babalıkta, evlatlıkta kan bağıyla olmaz. Bunca yıl birlikteyiz. Sen gösterdin bana. Şimdi sıra bende. Sen gönlünü ferah tut. Tanıyan bilen herkese sorun. Gidebileceği yerleri araştırın. Celil Efendi tezelden bulunacak. Baş nağan. Şimdilik bu kadar ama kim bilir belki ileride yürüyebilirim. Doktor da bunun iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Gerçekten mi? Bak gördün mü, doğru bir karar vermişim. Bunun için henüz net bir şey yok Sıla. Ameliyat olmadığın sürece kimse tekrar yürüyeceğinin garantisini vermiyor.
Yani tekrar hayal kırıklığı yaşayıp üzülmeni istemiyorum. Biliyorum Boran. Ben bu kararı verirken her şeyi göze aldım, kabullendim. Ama yine de bir umut olduğunu bilmek güzel. Evet, çok güzel. Dün gece bir rüya gördüm. Anlat bakalım, neymiş? Yok, hemen olmaz. Anlatmayacak mısın yani? İlk önce beni biraz gezdir, memnun kalırsam anlatırım. Rüşvet istiyorsun ha? Yok, oyun değilim. Ben gidip doktordan bir izin alayım bakayım. Tamam mı? Ne yapalım? Ağlan. Zinara geldi. Ha, buyursun gelsin. Hoş gelmişsin Zinara. Buyur, geç otur. Ne yaptığını sanıyorsun sen Ali Ağa? İnsan yaşlanınca çok bir şey yapamıyor. Gelen gidene öğüt verip yol gösteriyor. Başkalarına ne yaptığını beni hiç ilgilendirmez. Beni bana yaptıklarını ilgilendirir. Keşke senin için de bir şeyler yapabilsem. Ama sen beni dinlemiyor, sırtını dönüyorsun. Seni dinlemeye değil, ihtar etmeye geldim. Ortalığı bulandırıyorsun. Haşa! Yani gökten taş düşse benden bileceksin Zinara. İnsanları kışkırtıp üzerime yolluyorsun. Ne demek oluyor bu? Eğer bir şey söylemek istiyorsan geçer karşıma söylersin. Ama sende o yürek yok ki. Zinara, haddini aşıyorsun. Ben daha bir şey yapmadım Ali Ağa. Eğer böyle devam ederse değil Mardin, Türkiye'de sığınacak yer bulamazsın. Bunu böyle bil. Babam evlatlıktan reddederim dedi. Ama sağ olsun Zinara'ya sahip çıktı bana. Ortada koymadı. Ümmü bizim kızımızdır. Çocuklar da çocuğumuzdur dedi. Gönderdi babam. Ne güzel söylemiş. Ya. İşte böyle zamanlarda anlıyorsun. Kim yakının, kim değil. Sen üzülme yenge. Babam da biz de yanındayız. Her zaman. Gel kızım. Yok Narin yok. Biz çok yanlış hareket ettik. Anlamadan dinlemeden çok üstüne gittik Celil'imin. Ya ne yapsaydık, bıraksaydık da öyle kalsaydı. Kızım sen ver onu da ben gidip yatırayım. Gel benim lokumum, gelmeyen kurban olsun. Tamam yavrum, tamam. Hadi gidelim yatalım. Abi. Ana! Narin, kız baba silah almış gitmiş. Allah korusun ya bir şey olursa. Ne yapacağız Narin? Ana ne diyorsun? Söyle bakayım Celil Efendi, neler yaptın? Ne yapmadın ki? Ya el kadar bebeği anasından, babasından, torpağından ayırdın. Hiç tanımadığı ailelere evlatlık vermedin mi? Ne için verdin bunları? Para için değil mi? Sonra töre dediler, aşiret dediler. Silahı koydun beline gittin, kendi öz yavrunu öldürmek için yollara düşmedin mi? Azadımın canına kıyanların karşısına durabildin mi? Bebeği öksüz kaldı, babasız kaldı. Ya Celil Efendi. Bedarım niye kanser oldu? Benim eşekliğim yüzünden. Kendi başına iş yapmaya kalkarsın ha. Hem de başkasının parasıyla. Ya ne yapacaksın bu kadar parayı ya? Ne yapacaksın bu kadar parayı ya? Şimdi gideceğin yerde hiç paraya ihtiyacın olmayacak, tamam mı? Baba!
Baba. Hatırladın. Bir kere sana telefonunu değiştir demiştim. Kamera alsın al demiştim. Sen de bana kızdın. Ama şaka yaptım ben. Bir kere de Dilan ablamı okuldan almıştı. Ben de gitmek istememiştim okula. Sen yine bana sinirlenip kızdın. Baba, aslında sen hep bana kızdın. Ama sen olmasaydın kim bana kızacaktı? Kim bana şek, süper kırpo diyecekti? Baba, sen olmasaydın ben kime baba diyecektim? Kime sinirlendirecektim? Ya peki Pedir'in amcası olduğumu, yarın da dayısı olduğumu söylediğimde kim düzeltecekti? Ya sen beni yanlış anladın ha. Şimdi silahı kafama dayadım niye biliyorsun? Filmlerde yapıyorlardı ya hani. Ben de çocukluğumdan beri çok meraklıydım. Dedim öyle ben de yapayım ama şimdi başkası görse alay yapar değil mi? Onun için buraya geldim ha. Ulu oğlum sen Yaren'in amcası, Bedon'un dayısısın tamam mı? Unutma bunu hırpo. Hala bunları öğrenemedin mi ya? Baba, sen hiç yalan söylemeyi bilmiyorsun ha. Vay. Rokum sen babanla nasıl konuşuyorsun şimdi? Haydi eve gidelim göstereyim sana gününü değil mi? Haydi. Tamam babam anladım. Bir haber alırsanız arayın olur. Haydi güle güle. Ne olmuş Nari? Firuze da mı haber alamamış babandan? Yok anam. Hepsi benim suçum. Derdi nedir anlamadan dinlemeden çok yanlış hareket ettim. Ana babam arıyor. Alo baba. Ver. Alo. Celil nasılsın kurban olduğum? Ya Beder o kadar arıyorum hep meşgul. İyisin değil. Ha iyiyim. Emir'le beraberiz ya. Biraz sonra geliyoruz eve ha. Oh çok şükür iyisin ya. Ya Celil dün akşam neredeydin? Seni aramadık yer koymadık. Ya tamam işte geliyoruz gelince konuşuruz. Yok önemli bir şey. Tamam. Haydi geç kalmayın. Al kapat. Oh. Allah'ım çok şükür. Neredeymiş? Yoldalarmış geliyorlarmış Emir'le. Ana. Sesi nasıl? Vallahi iyi gibiydi kızım. Ama Nalan gene de ne olur ne olmaz. Biz İngiltere lafı etmeyelim olur. Yok anam merak etme sen. Emir. Hı. Oğlum bu yaptığım delilik ananın kulağına gitmesin. Çok üzülür değil mi? Evet üzülür. İkimizin sırrı olsun bizim aramızda kalsın. Tamam baba. Söz mü? Söz. Ama bir şartım var. Ulan neymiş o şartı? Bana kameralı telefon alacaksın. Param da olunca mı? Tamam. 5 megapiksel ama ha. Vay, o ne oğlum? Ben sana sonra anlatırım. Ula söz verdin, unutma tamam mı? Tamam baba ya, söz namustu. Haydi, kırpo. Başka yapmamı istediğin bir şey var mı? Bu oyunu çok sevdim Boran. Ben söylüyorum sen yapıyorsun. Hep oynayalım. Kızıyorum bak. Hadi anlaş şu rüyayı. Baş üstüne hemen anlatıyorum. Rüyamda Bediran'ı gördüm. Huzinara iyice yoldan çıktı ağalar. Köleyi hiçe saydığı yetmezmiş gibi bir de beni aşiretin şığını hiçe sayıyor. Nerede görülmüş bir ağanın şığına karşı geldiği, hakaret ettiği. Olacak şey mi bu? Doğru dersin ağam. Zinar ağanın yaptığı densizliktir. Kabul edilemez. Bugün aşiret şığını hiçe sayan, yarın aşiret meclisine göz diker. Zaten dirlik düzen yok. İyice karışır ortalık. Sizden bir varzatım olacak ağalar. Nedir ağam? Elimizden gelen bir şey varsa hemen yaparız. Gelir elbet, gelir. Bu aşiretimizin selameti için kaçınılmaz olmuştur. Evlatlarımızın zihnini yıkayan oyunlara son vereceğiz.
Sıla okulundan kurtulmanın vaktidir elbet. Nasıl olacak ağam? Siz bana işinin ehli, ağzı sıkı adamlar bulun. Nasıl olduğunu göreceksiniz. O kadar güzel görünüyordu ki. Okula da gitmeye başlamış. Annesini ziyarete gelmiş he? Çok mutlu oldum Boran. O kadar büyümüştü ki. Sonra derslerini sordum. İyi dedi. O an içimden geçirdim. Babası kadar zeki, ona çekmiş. Yok, o kadar değil. Benim karnemde mutlaka bir iki tane kırık olurdu. Sana çekmiş. Sonra seni sordum. İyi dedi. Birazdan gelecek. Geldin mi peki? Gelmedin. Demek ki önemli bir işim çıkmış. Boran, anlatmayacağım bak. Tamam, tamam. Sustum. Sonra biraz hava alalım dedi. Bahçeye çıkalım. Tamam dedim. Tekerlek sandalyeyi getir. O zaman... Karşıma geçti, bana ne dedi biliyor musun? Anne dedi, başarabilirsin. Bunu başarabilirsin. Tekrar yürüyebilirsin. Denedim. Çok denedim Boran. O an... tekrar yürürken görmesini o kadar istedim ki. Yapamam dedi. Ama beni dinlemedi. Anne dedi. Başarabilirsin. Yapabilirsin. Yürüyebilirsin. Yapabilirsin anne, lütfen. Ne olur anne, vazgeçme hadi. Vazgeçme anne, ne olur. Biraz gayret göster anne. Hadi. Yapabilirsin. İnan bana yapacaksın. Yürüyebilirsin. O an beni yürürken görmesini o kadar istedim ki. Sıla. Boran. Sıla, ayakta durabiliyorsun. Babanları bir daha arasak mı? Gelemediler hala. Ya ana dur. Daha konuşan ne kadar oldu? He. Doğru diyorsun. Daha yeni konuştuk. Ama ne bileyim kızım işte. Göz görmeyince gönül rahat edemiyor. Merak etme sen. Bak Emir de yanındaymış. Ay Celil'im, nerede kaldınız ya? Gözlerim yolda kaldı beklemekten. Ay. Ya oğlumla gezdik. Dolaşamaz mıyız yani, değil mi? Ya dolaşırsın Celil'im, dolaşırsın. Kızma hemen. Sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. He vallahi çok iyi olur. Tamam ana, ben yaparım. Haydi yavrum yap. Ay, haydi gel otur. Gel baba. Rahat rahat. Oh, hoş geldin evine. Ama biz şükürler olsun. Otur otur, rahat et. Ay Celil'im. Ay. Oh, iyisin değil mi? He. Oh çok şükür. Başka bir şey istersin baba? Yok, sağ olasın kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Hoş geldin oğlum. Aç mısın? Biz yeni kalktık. İstersen kurdurayım. Yok anne, fazla kalmayacağım zaten. Size müjdeli haberi vermeye geldim. Sıla ayağa kalktı bugün. Nasıl? Doktorlar ameliyat olmadan olmaz dedilerdi. Evet ama oldu işte. Bir anda kalktı ayağa. Düşecek sandım ama yürüdü.
Tamamen iyileşti yani. Biraz zamana ihtiyacı var ama iyileşecek. Doktoru bunu başardığına göre eskisi gibi yürüyebileceğini söyledi. Şükürler olsun. Sonunda yüzümüz güler oldu Kevser kadın. Ya ya, daim olsun. Gördün mü bak. İkinci torun uğruyla geliyor. Yeni torunumun da sevincini yaşayamadık doğru düzgün. Sana söylemiştim değil mi anne? İyi ki kıymamışsın diyeceksin diye bebeğime. Ya kızım, ben ne yaptığımı biliyor muyum? Gözüm senden başkasını gördü. İyi olamayacağım diye korkum. Ya anam, tamam yetti ama değil mi? Bak Sula dayı çok şükür. Bebe de maşallah. Oh, çok şükür yavrum. Çok iyi düşünmüşsün Alam. Bundan böyle kafamız rahat eder. Edecek elbet. Hem de tez vakitte. Bu işi bu gece bitireceksiniz. Baş üstüne ağam. Sakın ola bir aksilik çıkmasın. İşi bizim yaptığımızı da kimse bilmeyecek. Sen hiç merak etme ağam. Şimdiden bu iş olmuş bil. Baba. Gel otur oğlum. Ceren nerede? Odasına çıktı dinlenmeye. İyi. Ya bu kızla da hiç ilgilenemedik. Bir derdi sıkıntısı yoktur inşallah. Yok baba. Hiçbir sıkıntımız yok. Sayende. İyi. Baba. Sana bir şey söyleyeceğim ama. Hani biz böyle şeyleri çok fazla dillendirmeyiz. Ama iyi ki varsın baba. İyi ki benim babamsın. O nasılsız oğlum? Öyle, öyle. Sen olmasaydın biz burada kendi istediğimiz hayatı kendi topraklarımızda yaşayamazdık. Hepsi senin sayendedir. Olması gereken bu. Herkes mutlu olmayı hak eder. O zaman benim çocuklarım da hak ediyor. Kimsenin yol göstermesine ihtiyacımız yok bizim. Ben gördüm bunu. Şayet seni Ümmü ile evli kalmana zorlasaydım, ikinize de hayatı zindan etmiş olacaktım. Hep eksik kalacaktınız. Sen baba olamayacaktın misal. Baba demek ne demek hiç anlamayacaktın. Ümmü'nün yüzü gülmeyecekti bir daha. Babayım diyen her adam bunu çocuklarına yapmaz, yapamaz. Ben de yapamam. Sağ ol baba. Her şey için. Ve biz biliyoruz ki babam arkamızdadır. Ve inan ki bu hayatta bundan daha büyük bir güç yoktur. Hüseyin? Ya Ayşe. Ben diyorum bu 29 Şubat olayını bir daha düşün. Hatta hiç düşünmeyelim, hemen vazgeçelim he? Olmaz Hüseyin, olmaz. Ya ben kararımı verdim. Tamam. Biz 29 Şubat'ta evlendik diyelim. Ondan sonra ne olacak? Ne olacak Hüseyin? Nasıl ne olacak? Biz evlilik yıl dönümümüzü 4 yılda bir kutlayacağız. Ya ben boşuna demiyorum Ayşe. Gün gün değil, gel vazgeç. Hüseyin, benim doğum günüm ne zaman? Ne zaman? Ne zaman Hüseyin? Sen söyleyeceksin. Bilirsen söz. İstediğin zaman olacak. Bugün. Bilemedin. Bir kez daha söyleyeyim ha? Söyle Hüseyin söyle. Allah'ın hakkı uçmuş. Buldum. Yarın. Bilemedin Hüseyin. Son şansın. Hele sen de biraz yardım et. Bir ipucu ver. İpucu falan yok Hüseyin. Bildin bildin. Bilemedin. Dündü değil. He vallah vallah dündü. Hüseyin, doğum günümü bile hatırlamıyorsun. Kaldı ki evlilik yıl dönümü he? Ha 4 yılda bir, ha yılda bir. Ne fark eder? Vallahi unutmam Ayşe. Sen hele bir söyle, ben her yere yazarım. Bütün Mardin'e,
bütün sokaklara, gelip geçtiğim her yere. Yeter ki başka gün olsun ha. Hüseyin, geçmiş olsun. Kaybettin. Varmışlardır okula. Birazdan hayırlı haberler alırız. Bakalım Boran'a haberi alınca ne yapacak? Benim esas merak ettiğim o. Çıkarmazdım aslında. Ne bileyim, çıkaracağım tuttu bu sefer. Dersen sonra elimi yüzümü yıkayayım dedim. Lavabonun kenarına koydum o sıra, iyi hatırlıyorum. Sonra eve gittiğimde yoktu. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ferhat dayım, ya bu kadar dert etme. Bak şimdi okula gidiyoruz zaten, bulacağız inşallah. Ama bulamazsak da bu sefer yenisini ben yaparım sana, daha güzel olur. Biliyorum, yaparsın. Ama bunun değeri başkaydı. Bir ömür takmak üzere aldım onu senden. Öyle de olsun isterim. Tekrar ayağa kalkar kalkmaz okula gitmek istiyorum. He, o zamana kadar sorunlar da hallolmuş olur. İnşallah. Ne sorunuymuş ki bu? Ha, sen şimdi derdin bitti ya. Ben sana bunu diyeyim, sen buna üzül. Kız hele bir söyleyin, merak ettim. Yok anam, mühim bir şey değil. Okulla ilgili. Düşünmesem vallahi. Ha. Yani niyetiniz yok, söylemeyeceksiniz. Anam, haydi biz gidelim, hem Sıla dinlensin. Tamam, Sıla'm dinlensin. Biz de gidelim, sen de bana yolda anlatacaksın ha. Anlatacağım, anlatacağım, haydi. Yok kurtuluşun Nari. Diyorum. Uy. Allah'a emanet ol. Güzel kızım ben. Sağ ol anneciğim. Bahçesinde birileri mi var? Evet. Bu saatte kimin ne işi olabilir ki burada? Bilmiyorum. Ama anlayacağız. Baksana bir araba geliyor. İşimizi bitirip hemen gidelim. Çabuk çabuk. Allah Allah. Ya kim bu adamla gecenin bu vaktinde?